Merhabalar dostlar, Radyo Üstelik'in Doğu Türkistan serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüm biliyorsunuz ki çok güzel ve bizi zorlayacak bir seriye başlamıştık. İlk bölümden Moğolistan ile savaşı, Moğolistan'ın tamamını Türkistan egemenliği altına almayı başarmıştık. O videoya gelen yoğun ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone sayımızı uçurdu o ilgi. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. 200 abone olmak üzereyiz. Belki de ben bu videoyu çekene kadar 200 abone olacağız. Aşağıda Discord sunucumuzun linki var. Oradan da gelmeyi unutmayın. Discord sunucumuzda da çok güzel etkinliklerimiz yakında olacak. Bu bölüm abi amacım Kırgızistan ve Tacikistan'ı almak ve eğer bunları almam kısa sürerse hemen para biriktirip Afganistan'a gireceğim. Bir önceki bölümden yapmadığımız asimilasyon işlemlerini yapmamız lazım ama ondan önce. İsyan çıksın istemiyorum ülkede. Diğer devletlerle de ilişkilerimizi geliştirecektik. Hangisi bizimle daha fazla ilişki geliştirirse onunla ittifak olacaktık. Hepsiyle abi ilişkilerimizi biz geliştirelim. İran'la da ilişkilerimizi geliştirelim. Çünkü Afganistan'ı alınca İran'la sınırdaş olma şansımız var. O da biraz sıkıntı. Kazakistan'la da ilişkileri geliştirelim. Kazakistan'ın ilan edeceği bir savaştan yani sağ kurtulma şansımız çok az. Dünyaya baktığın zaman hiç kimse birbirine savaş ilan etmiyor. Sanırım dünyadaki ilk savaşı biz gerçekleştirdik. Bari böyle oldu. Moğolistan'a biz çok hızlı girdik ya. Rusya'yla iyi ilişkiler için de olmak çok iyi olacaktı da kanka. Neden? Diplomasi puanı neden yok? Şeyler ülkeden gidiyor. Diplomasi puanı yok oğlum, ne alaka? Şuraların asimilasyonlarını bir başlatalım. Hemen ordu basım işlemlerine geçeceğim para biriktirip birazcık. Ve tamamdır. Hemen Ruslarla ilişkileri geliştir. Çin arkadaşımızla ilişkileri geliştir. Hindu arkadaşlarla ilişkileri geliştir. Pakistan'la geliştirelim mi? Oğlum Pakistan'la geliştir. Pakistan'la geliştir. Pakistan yani bizim içimizden geçer savaş ilanı. Adam şu nüfusu yeter diyecektim. Azıcık nüfus bassam ben yenerim oğlum bunu. Azıcık para biriktirelim de. Aslında bunlar birbirine düşse benim için o kadar tatlı olur ki. Bizim en çok istihdam edilebilir nüfusu toprağımız burası mı? Evet. Ondan da çıka çıka 4330 çıkıyor. Bayağı iyiymiş ya. Bir 100 bin para bize yeterli olur diye düşünüyorum ben. Şuradan, şuradan. Bura. Şu dört topraktan basacağımız ordular yeterli olur herhalde. Bakalım bir. Bir de başkentten basalım abi. Şu beş toprak bize yeterli olur. Hemen paramızı biriktirelim. Seninle ilişkilerimi geliştiriyorum. Seninle de ilişkilerimi geliştiriyorum. Kendine de ilişkilerimi geliştiriyorum. Pakistan'la da ilişkileri geliştirdim. Oğlum Pakistan'la hiç gelişmemiş ilişkimiz. Afganistan'a alayım ayağıma kapanacaksın ilişki geliştirmek için. Dur sen. Dur seni nasıl mahvedeceğim görürsün. Ve 101 bin. Bas. 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 Umarım basacağımız orada yeterli olur. Ve basabileceğimiz maksimum orduyu bastık. Ne kadar ordu basmışız bakalım. 19 binlik bir ordu basmışız. 1, 2, 3, 4. Hepsini 4500 olarak bölsem yeterli olur mu bu 4, 3, ikisine birden savaş ilanında? Bence yeterli olur. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Önce şunu yenelim bence. Oradan artan ordularla da diğer arkadaşa gireriz. En mantıklısı bu. Ama şimdi sen bir hareket etme. Sen bir hareket etme. Aynen öyle. Tam da istediğim gibi oldu her şey. Şuradan devam. Buradan da yardıralım hadi bakalım. Başkent düşmezse kafayı yerim. Düşmedi zaten. Ha, düşüremedi lan. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu orduyu şu tarafa atalım. Şu ordunun büyük bir çoğunluğunu şuraya. Bunu buraya attım. Orayı boş bırakmışız. Şu arkadaki orduyu birazcığını öne at. Hepsini öne saldırt.
Başkenti düştü. Şurayı ikiye böl. Bunu bunun üstüne sal. Düştü abi. Tamamen düştü. Şimdi hemen artan orduları sınırlara geri gönderiyorum. Tacikistan'a da savaş ilan ediyorum. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Aynen böyle. Ordu kaydırma. Şöyle. 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 Oraya saldırmasa mıydık diye düşünüyorum da. Zaten az ordu vardı. Güzel. Güzel abi. İkisini de tek seferde yendik. Çok güzel. İkinciye uğraşmayacağız böylece hiçbiriyle. İkisini de tek seferde yenmek bizim için gerçekten harika oldu. Çok iyi, çok iyi. Seninle de barışalım. Çok güzel abi. 60 binlik bir ekonomiye eriştik. Çok güzel ekonomimiz var. Çok güzel bir de nüfusumuz var. Çok güzel bir de gelirimiz var abi. Buradan da Özbekistan'la Türkmenistan'ı aldık mıydı abi? Verelini buradan Azerbaycan, Ermenistan. Oradan Gürcistan'a. Karadeniz'e de sınırımız olur. Mis gibi abi. Şöyle bir bakıyorum. Gerçekten bayağı iyi genişlemişiz. Afganistan'a girmek yerine Özbekistan'a, Türkmenistan'a da girebiliriz aslında. Gayet mantıklı. Çünkü buraların istihdam edilebilir nüfusları gerçekten çok güzel. Asimilasyonlarını yaptıktan sonra. Kazakistan'la ilişkileri geliştir. Pakistan'la ilişkileri geliştir. Hindularla ilişkileri geliştir. Çin'le geliştir. Hangi üzerine daha çok ilişki geliştiriyor? Çin. Ama ben Çin'e ileride savaş ilan edeceğim. Sırf bir tane şu toprak için. Hani o kadar alakasız bir toprak ki o yani. Türkiye-İran savaşı başladı. Yani bu iki devlet zaten savaşmasa ben şaşardım. Almanya-Fransa ne hoş savaşmıyor. İtalya-Fransa savaşı onun yerine. Olsun aynı şey. Aynı kapıya çıkıyor ikisi. Bu arada artık daha kolay ilişki geliştiriyoruz. Bunu fark ettim ben. Bizimle en çok ilişki geliştiren Çin oluyor. Abi o zaman ben Çin'le ittifaklığımı kurarım ya. Çin'le ittifak oluyorum ben. Hemen şuraların asimilasyon işlemlerini başlatalım. Dur, dur nereye gidiyorsun? Rusya ne alaka? Ben kendi asimilasyonlarımla uğraşayım bir. Kanka çok değil be. 0.12 olacaksın sadece. 1.2 olacaksın sadece. Çok değil be. Artmıyor lan şaka maka. Artsana oğlum. Ya sen ciddi misin? Heh. Bir anda 2.8 oldu. Birazcık para biriktirelim de şu Özbekistan'a saldıralım ya. Yoksa Afganistan'a mı saldırsak? İkisini de yenebiliyorum ben şu an. Afganistan'a saldıralım. Yaklaşık 400 bine yakın bir para bize yeterli olur ya yenmeye. Bayağı iyi ordular basarız büyük ihtimalle zaten. Hemen şöyle ülke istikrarına bir bakalım. Güzel, neredeyse bütün topraklar %100 istikrara ulaşmışlar. Ve artık bütün topraklarımız %100 istikrara ulaştı. Güzel. Teknoloji puanı bir tane gelmiş. Araştırmaya ver. Araştırma önemli. 300 bin para olsun bence. Orduyu basmaya başlayalım yavaş yavaş. Baksanıza abi şu çıkan orduya bak. 4000 buradan çıkıyor. Bir 4000 buradan çıkıyor. Bir 3000 buradan çıkıyor. Bu da 4000'e yakın yani. Buradan da aynı şekilde. Buradan da aynı şekilde. Yani buraların istihdam edilebilir nüfusları çok iyi. Buralar değil mi? Şurası, 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 şurası yok. Şurası ve şurası gayet güzel. Ordu basmak için gayet elverişliler. Hemen 300 binlik bir paramızı biriktirelim. Ordumuzu basıp Afganistan'a girelim. Wow. Bakalım. Abi Hindistan ezer. Hindistan'ın nüfusu yeter. Tam da dediğim gibi oluyor. Şu an Hindistan yiyor Pakistan'ı. Ve Pakistan'ın sonu. Ah be Pakistan. Olur öyle ara sıra. Afganistan'la Hindistan'da mı savaşa girdi? Evet. Ya abi siz mal mısınız? Hani mal mısınız? Aferin size. Aferin size. Aferin. Çok iyi yaptınız. Bravo. Tebrik ederim.
Yani dünyanın en mal insanı seçiliyorsunuz. Hepinize tebrik ederim yani. Gerizekalılar. İkisi bir oldular, girdiler abi. Hindistan'a. Abi Hindistan size mi yenilecek ulan? Hindistan size mi yenilecek? Enayiler ya. Al işte yenildiniz. Ben şimdi kime savaş ilan edeceğim? He? Ben şimdi kime savaş ilan edeceğim? Oğlum aslında böyle bir orduyu bastıktan sonra ben giderim Kazakistan'a savaş ilan ederim. Kazakistan'a mı girsek? Girsek mi? Bence Kazakistan'la sınırlarımızı daha fazla büyütmeden Kazakistan'a girelim. Yani bayağı iyi bir ordu toplamayı başardık. Bu orduyla Rusya'ya da gireriz. Şaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sınırımız var. Her sınırı 10 bin ordu düşüyor. Kazakistan'ı yendik bu arada. Bence yendik Kazakistan'ı. Bu 10 bin ordulara kesinlikle karşı koyamaz. Yenilirsek abi yalnız çok kötü olur da. Abi ben vallaha risk alacağım. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Hadi bakalım. Bu arada arkamızı sağlama alalım da. Şu arkadaşlarla saldırmazlık paktları imzalayalım. En azından bu savaş bitene kadar bir. İmzaladık. Güzel. Kazakistan. Kanka kendine iyi bak. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek savaşa başladım ben. Şu ikisi tek yere gitti. Bakalım savaşın sonucunda ne olacak? Sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya. Sen şöyle kay, sen şöyle kay, sen de şöyle kay abi. Güzel. Kaydırma işlemleriyle de güzel oldu her şey. Sen öne gidiyorsun, sen şuraya gidiyorsun, sen şuraya gidiyorsun. Sen bir yere gidemiyor musun? Sen şuraya gel o zaman. Sen bir yana kay, sen bir üste çık. Kazakistan'ın başkent sınırlarına şu anda dayandık. Başkentine çok yakınız şu an Kazakistan'ın. Benim şimdi şöyle bir şey yapmam lazım. Bu orduyu ikiye bölmem lazım. Ve şöyle bir hareket yapmam lazım. Başkentinden gelecek bir saldırı bizim oradaki ordularımızı kolaylıkla bertaraf edebilir. O yüzden o orduları korumaya almamız lazım diyecektim. Dediğim gibi oldu. O ordularımız bertaraf edildi. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Güzel savaş oluyor ve yeniyoruz. Yani gayet güzel yeniyoruz hem de. Orayı geri aldı. Ben de ondan geri aldım. Başkentine gerçekten daha büyük bir orduyla girdik şu an. Sen şuraya şöyle git. Sen şöyle gel. Başkenti düştü abi. Net düşer artık başkenti. Düştü başkenti de düştü Kazakistan'ın. Buradaki ordularla da Kazakistan'ın kalan bütün topraklarını işgal edebilirim. Kolaylıkla işgal edebilirim hem de. Artık direnecek hiçbir gücü kalmadı çünkü Kazakistan'ın. Yine de arkadan ordu takviyeleri yapmakta fayda vardır. Kazakistan'ın çünkü ne yapacağı abi hiç belli olmaz. Bir bakmışsan adam karşıma çıkartmış 10 bin orduyu. Benim itmiş geriye yani hiç belli olmaz. Bu arkadaşın işi belli olmuyor. Hazar Denizi'ne sınır yaparsam abi kendimi çok güzel olur. Ve Kazakistan'ı tamamen yendik mi? Aynen öyle. Kazakistan'ı tamamen bitirdik. Bütün topraklarını tabii ki de alamıyorum. Böyle abi ben Hazar Denizi'ne sınırım olsun istiyorum. O yüzden şuranın altını tamamen alırsam çok güzel. Aldım tamamen. Şuradan da birkaç toprak ver bana. Şurası bir yıldızsa orayı da ver bana be. Aynen abi ben böyle bir barış anlaşmasına kabulüm. Buradan Özbekistan'la Türkmenistan'ı da yok ettiğimiz zaman muhteşem sınırlarımız olur. Ben bu şekilde barışıyorum. Ya abi ben buna Doğu Türkistan'ın gücü derim. Başka da hiçbir şey demem. Gerçekten yani çok iyi savaştı. Gerçekten güzel savaştı. Kazakistan hiçbir karşılık veremedi bize. Kolaylıkla Kazakistan'ı alt ettik. Çok iyiydi. O zaman dostlar. Şimdi orduyu bir bertaraf edelim. Aynen öyle. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. O Çin'le Rusya'da savaşa girmişler. Hoşça kalın.